Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Germiyanoğulları Beyliğini anlatacağız. Germiyan kelimesi Türk boylarından birisine mensup bir aşiret adı iken sonradan bir aileyle bu beyliğe alem olmuştur. İlk defa Anadolu'da Malatya taraflarında gördüğümüz Germiyan Türkmenlerinin Harezm hükümdarı Celaleddin Mengüberti ile gelerek sonradan Selçukilerin hizmetine girdiklerini zannediyoruz. 13. asır ortalarına doğru 2. Giyasettin Keyhüsrev zamanındaki Baba İshak isyanında Muzafferettin Erişir'in bunlara karşı çıkarak mağlup olduğu Selçukname'de görülüyor. Yine Selçuk ümerasından olarak tanıdığımız Kerimettin Erişir belki yukarıda adı geçen Muzafferettin'in oğludur. Germiyan aşiretinin hangi tarihte Selçukilerin batı hududuna yerleştiklerini bilmiyoruz. Fakat 1276'dan evvel Germiyan aşiretini Dahya ve havalisinde görmekteyiz ki 3. Gazettin Keyhüsrev zamanıdır. 1277 miladideki Cimri hadisesinde Germiyan Türkleri bunu yakalayarak Gazettin Keyhüsrev'e teslim etmişlerdir. 1283'te 3. Gazettin'in katli üzerine Gazettin'in taraftarı oldukları zannedilen Germiyanların yeni hükümdar 2. Gazettin Mesut ile mücadelelerini Selçukname'de görüyoruz. Bu mücadelelerde Denizli ve havalisi Germiyanlara Selçukiler arasında mücadele sahası olmuştur. 13. yüzyıl asır sonlarında 1299 miladide ve 3. Alaaddin Keykubat zamanında Ankara'da Selçuk emiri olarak gördüğümüz Yakup bin Alişir ihtimal ki Kerimettin Alişir'in oğludur. Bunun mıntıkasına ki Kırşehir dahildir Yakup ili denilmiştir. Mesalik Üb Ebsar, Yakup Bey Selçukilerin son zamanlarında ve 14. asır başlarında Germiyan Beyliğini kurmuş ve İlhaniler yüksek hakimiyetini tanıyarak diğer Anadolu beyleri gibi İlhanilerin hazinesine senevi bir vergi vermiştir. Bunun beyliği belki ikinci defa Selçuk hükümdarı olan 2. Gazettin Mesut zamanındadır 1302. Yakup bin Alişir Karamanoğullarından sonra Anadolu beylerinin en kuvvetlerindendi. Mükemmel ve talimli bir askeri kuvvete sahip olmasından dolayı diğer komşu beyliklerden kendisinden çekinirlerdi. Cami Düvel in kaydına göre baş şehri olan Kütahya'dan başka Tavşanlı, Gediz, Eğrigöz, Simav, Eşme, Kula, Sirke ve Selendi, Güre, Banaz, Işıklı, Baklan, Onaz, Daskırı, Geyikler, Şehirler, Denizli, Gököyük, Çarşamba ve diğer bazı şehirler Germiyan Beyliğine tabiydi. Yakup bin Alişir 1305'te Menderes Nehri kenarında Tripolis şehrini almış, kilise köyü zapt etmiş, bunu mütakip Alaşehir'i muhasara etmiş ise de Bizans İmparatoru'nun yardımına çağırdığı Katalanların Anadolu'ya geçip Yakup Bey'i mağlup etmeleri üzerine burası kurtulmuştur. Fakat Yakup Bey daha sonra Fidelfia'yı sıkıştırarak senede muayenen bir cizyeye bağlamıştır. Sultanül Germiyaniye'ye Çelebi-i Azam ünvanı alan Yakup Bey kendi subaşılarından yani askeri kumandalarından olan Aydınoğlu Mehmet Bey'i Batı Anadolu'ya sevk etmiş ve Mehmet Bey Birgi, Ayasuluk yani Selçuk ve havalisini elde ederek daha sonra buralarda bir beylik kurmuştur. 1314'te İlhanilerin Beylerbeyisi Emir Çoban Anadolu beylerinin itaatlerini ve emin etmek üzere Anadolu'ya geldiği zaman Yakup Bey ona rabıtasını bildirmiştir. Mevlana'nın torunu ve Sultan Veled'in oğlu Ulu Arif Çelebi 1312 ile 1319 seneleri arasında Germiyan ve Denizli taraflarına gelerek Yakup Bey'i görmüştür. 1. Yakup Bey zamanında Anadolu beyleri ortadan kaldırmak isteyen İlhanilerin Anadolu valisi Demirtaş, Eşref ve Hamit beyliklerini zapt ve hükümdarlarını öldürdükten sonra kendisini Denizli'yi ve emirlerinden Eredne'yi da Afyonkarahisar'a gönderip oralarını da almak istemiştir. Fakat Afyonkarahisar Bey'i sahip ata torununun Yakup Bey'e dehaleti üzerine bunu yakalayamamış ve bu sırada Demirtaş biraderinin İlhan Ebu Said tarafından katlini duyunca geri dönmeye mecbur olduğundan tehlikeye atlatmıştır 1320'de. Yakup Bey'in vefat tarihi ve kabri belli değildir. Bunun 1327'den sonra öldüğü anlaşılıyor. 707 Hicret senesinde ismi olmayarak Han-ı Germiyan ünvanı ve şehri Germiyan denilen Kütahya'da basılmış olan sikke bu Yakup Bey'e ait olmalıdır. Yakup Bey'den sonra yerine Şaşa'dan lakaplı oğlu Mehmet Bey geçmiştir. Babası zamanında Katalanların eline geçmiş olan Kula ile Simav gölünü Rumlardan almış olduğu torunu Yakup Bey'in taş vakfiyesinden anlıyoruz. Mehmet Bey'in vefatı tarihini de bilmiyoruz. Mehmet Bey'den sonra oğullarının büyüğü olan ve Şah Çelebi denilen Süleyman Şah Germiyan hükümdarı olmuştur. Süleyman Şah'ın 1368'den evvel Germiyan Bey'i olduğu Denizli'deki Ulu Cami kitabesinden anlaşıldığı gibi 1269 miladide hükümdarlıkta bulunduğu son zamanlarda Kütahya'da Analca Mescid kitabesiyle de malum oluyor. Bu mescid kitabesinde kendisi Sultanül Azam El-Adil Şah Çelebi diye tavsif edilmektedir. Süleyman Şah, Karamanlıların taarruzlarına uğrayıp Karamanoğlu'ndan kaçarak yanına gelmiş olan Hamidoğullarından Hüsamettin İlyas Bey'e yardım ederek Karamanlıların işgaline uğrayan yerlerini istirdat etmiştir. Osmanlı hükümdarı Murat Hüdevan Nigar'ın kızını alan Karamanoğlu Alaaddin Bey'in taarruzundan korkan ve Karamanoğulları ile Osmanlı oğullarını arasında kalarak memleketlerini istila etmesinden endişe duyan Şah Çelebi, kızını Osmanlı hükümdarının oğlu Beyazıt'a vermek istemiş ve kızının çeyiz olarak da baş şehri olan Kütahya ile beraber Tavşanlı, Emet, Simav, Gediz'i terk edeceğini bildirmiştir. 1308 miladi ve yahut pek de itimada şayan olmayan kayda göre 1381 miladi. Süleyman Şah'ın kızı ile Yıldırım Beyazıt'ın bu izvacından Musa Çelebi doğmuştur. Murat Hüdevendigar Süleyman Şah'ın bu teklifi kabul edip düğün olmuş, teklif ettiği şehirleri Osmanlılara bırakan Süleyman Şah Kula'ya çekilmiş, 1388'de orada vefat ederek yaptırmış olduğu Gürhane Medresesi türbesine defnedilmiştir. Süleyman Şah ilim adamlarını, şairleri himaye etmiş ve namına bazı eserler tercüme olmuştur. Kabusname ile Merzi Banname bunun emriyle tercüme çevrilmiştir. Şair, Şeyh oğlu Mustafa Hürşitnamesini Süleyman Şah'a ithaf etmek üzere hazırladığı sırada onun vefat etmesiyle damadı olan Kütahya Sancak Bey'i Yıldırım Beyazıt'a takdim eylemiştir. Şah Çelebi'den Yıldırım Beyazıt hükümdar
olmuştur. Yakup Çelebi bundan istifade ile kızın kız kardeşini çiğizi olarak Osmanlılara terk edilen yerleri geri almaya başladı. Romalı'da düzeni yoluna koyan Yıldırım Beyazıt 1390'da Anadolu'ya geçerek kendisinin istikbale gelen Yakup Çelebi'yi veziri Hisar Bey ile beraber yakalayarak Romalı'da İpsala Kalesi'ne hapsettikten sonra Germiyan Birliği'ni Osmanlı idaresine bağlamıştır 1390. Yakup Çelebi bir yolunu bulup İpsala Kalesi'nden kaçarak Şam'a gitmiş ve o tarihlerde Şam'a gelmiş olan Demirhan'a kendisini tanıtarak Ankara Muharebesi'nin sonuna kadar onun yanından ayrılmamış ve 1402'de Timur tarafından bütün Germiyan memleketi Yakup Bey'e verilmişti. Osmanlı şehzadeleri arasında saltanat mücadelesinde Yakup Bey Çelebi Mehmet'in tarafını tutmuş ve bu yüzden Karamanoğlu'nun taarruzuna uğrayarak memleketleri tahrip edilmiş. Ve nihayet Mehmet Çelebi'nin bütün Osmanlı idaresinin eline almasından sonra Çelebi'nin yüksek hakimiyetini tanımak suretiyle beyliğini muhafaza etmiştir. Çelebi Mehmet'in vefatı ve 2. Murad'ın hükümdarlığı esnasında Osmanlı nüfusundan kurtulan Yakup Bey erkek evladı olmamasından dolayı Germiyan Beyliğini Sultan Murad'a vasiyet etmek üzere Edirne'ye gidip memleketine dönüşünden az sonra vefat 1429 miladi. Kabri Kütahya'da Gök Şadırvan denilen mescidinin mihrabı önünde olup yanında zevcesi de metfundur. Şeyh oğlu Mustafa Şeyhi Sinan Ahmet Dahi Germiyan Sarayı'na mensup şairlerden olup sonradan Osmanlı Sarayı'na intisap etmişlerdir. Şair Ahmet Dahi'nin Farsçadan Türkçe'ye çevrildiği Kitab-ı Tabir isimli rüya kitabı Yakup Bey namınadır. Kütahya'da Yakup Bey'e Yakup Han Çelebi derler. Germiyan hükümdarlarından 1. Yakup Bey'e ait olduğu tahmin edilen 1307 tarihli sikkesinden başka Süleyman Şah ile 2. Yakup Bey'in de sikkeleri görülmektedir. Germiyan Beylerin ait Kütahya, Denizli, Kula'da cami, medrese ve türbe vardır. Germiyan oğulları bu kadar arkadaşlar. Germiyan oğullarının şeceresini size söyleyeyim. Alişir, Muzafferettin, Kerimettin Alişir, 1. Yakup Bey, Mehmet Bey, Süleyman Şah, Şah'ın bir oğlu, bir kızı var. 2. Yakup Bey, kızı Yıldırım Beyazıt'ın zevcesi Musa Çelebi ve son oğlu oluyor. O şekilde.